kendi vatandaşlarına Sinovac aşısını vurduruyor mu? Hayır, Çin kendi yurttaşlarına vurdurmuyor. Çünkü Çin'de üçüncü faz çalışmaları bitirilmemiş bir aşının halka yapılması yasal değil. Bunu zaten İstanbul Başkonsolosu da açıkladı. Üçüncü faz çalışması yapılmadığından, henüz açıklanmadığından Çin bunu kendi yurttaşlarına yaptırmıyor. Ama başka aşılar yaptırıyor tabii ki. Dünyada da şu anda Sinovac aşısı uygulayan hiçbir ülke yok. Çin aşısı bizi öldürür. Hayır, Çin aşısı sizi öldürmez. Aşı olduğu için öldürmez. Ama niye öldürür? Sen aşı vuruldum zannedersin. Hastalıktan korunuyorum zannedersin. Koruması yoktur, ondan ölürsün. Çin aşısı yan etkisi olacağını zannetmiyorum. Yoktur da. Yani çünkü başka aşılar, bunun tarihte başka örnekleri var. Yapılan çalışmadaki sonuçlar vesaire. Tamam. Ama Çin aşısı korur mu? Bilmiyoruz. 60 yaş üstünü korur mu? 60 yaş üstüne bir zarar verir mi? Onu hiç bilmiyoruz. Sinovac aşıları kesinlikle 60 yaş ve üzerine yapılamaz. Benim önerim şu: eğer birisi size Sinovac aşısını getiriyorsa, yaşınız 60 ve üstündeyse, ilkokul talebesi gibi yere yatın, debelenin, bağırın, çağırın, o aşıyı yaptırmayın kardeşim. Devlete, hükümete, Sağlık Bakanlığı'na bir görev düşüyor. 60 yaş ve üzerini, özellikle de 70 üstünden başlayın, ondan sonra 65 üstüne gerileyin, ondan sonra 60 üstüne gerileyin. Mutlak surette BioNTech aşısıyla aşılayın. Çünkü bu aşılar ileri yaş gruplarında denenmiştir, bolca denenmiştir, yüksek sayıda denenmiştir. Bunları biliyoruz. İkincisi, eğer kanser hastasıysanız, kalp hastasıysanız, İleri derecede şeker hastasıysanız, Sinovac aşısı getirdikleri zaman yere yapın, debelenin, ayağınızda tekme atın. Bu aşıyı yaptırmayın. Çünkü kronik hastalığı olanlarda bu aşılar denenmedi. Hangi aşı denendi? Moderna denendi. Hangi aşı denendi? BioNTech denendi. Hangi aşı denendi? AstraZeneca denendi. Sinovac hastalarda da denenmedi. O sebeple toplumun, benim ta başından beri hatırlarsanız, 5 artı 1. 65 yaş üstü, kanserliler, ileri derece diyabet, ileri derecede kalp hastalığı, ileri derece solunum yolu hastalığı ve immün sistemini baskılayan hastalığı olanlar. Bu 5 artı 1 kesinlikle Sinovac aşısı olmamalı. Bunları yapmak halkı çok büyük bir riske atmaktır. Peki hangi aşılar olmalı? Türkiye'nin şu anda anlaşma yapmak yolunda olduğu veya ilk partinin geleceğini duyduğumuz BioNTech aşısı vardır. Sadece ve sadece BioNTech aşısı olmalılar. Katiyen Sinovac olmamalılar. Bu aşılar birinci ve ikinci faz çalışmaları 18-59 yaş arası sağlıklı insanlarda yapıldı. Üçüncü faz çalışmaları da yine aynı şekilde genç ve sağlıklı insanlarda yapıldı. Bir şeker hastasına yapılırsa ne olur? Bilmiyoruz. Kanser hastasına yapılırsa ne olur? Hiçbir bilgimiz yok. Ha, olmayana ergi metoduyla düşünüyorlar. Efendim bir şey olmaz. Ben onu bilirim. Bişicik olmaz, bişicik olmaz. Madende de bişicik olmuyordu. Efendime söyleyeyim, iş kazalarında da bişicik olmuyor. Kadın cinayetlerinde de bişicik olmuyor. Bu ülkede bişicik olur kardeşim. Ama herifin biri çıktı. Bütün bunu açıkladı ta aylar evvelinden. Bakın, pahalı alıyorsunuz bilmem ne. Şimdi onu da yapamıyorlar. Sıkıştılar. Öbür taraftan Çin'e yaranmışlık yapıyorlar. Çin diyor ki bana yaranmışlık yapacaksan devlet aşımı al diyor. Niye diyor, sahtekar özel sektör benim kullanmadığım aşıyı alıyorsun diyor. Sinovac firmasına neden itiraz ediliyor? Bütün bu aşı satan firmalar içerisinde bugüne kadar ruhsat almak için rüşvet vermiş ve bu da tescil edilmiş olan tek firma. Başka öyle bir firma yok. Şimdi Fatih Altaylı buna karşı bana şey yazdı. Yani bir taraftan evet Serdar Savaş haklı diyor. Öbür taraftan diyor ki canım diyor, yani ilaç sektöründe de diyor bu rüşvet meselesi diyor çok diyor yaygındır diyor. Hangi birini tutalım? Şimdi pardon. Yani herkes rüşvet alıyor. O halde bunlar da rüşvet alıyor. Biz rüşvet alan firmayı kabul ediyoruz. Ben kabul etmiyorum kardeşim. Başkasının rüşvet alıyor olması, herkesin rüşvet alıyor olması benim rüşvet veren bir şirketten aşı almamı gerektirmiyor. Serdar Savaş yetkili olsaydı aşılamaya ne zaman başlardı ve hangi aşıları kullanırdı? Bir defa hemen Nisan ayında
Yani Mart ayının ilk 15 günü birazcık kargaşayla geçerdi. Nisan ayının başında aşı çalışmalarına yönelirdim. Hangi firmalar çalışmalar yapıyorlar, hangi kurumlar çalışmalar yapıyorlar, bir defa ön bilgim olurdu. Sonra Mayıs ayında Avrupa Birliği'nin başladığı girişimin bir parçası olurdum. COVAX çalışmasının bir parçası olurdum ve Haziran ayında COVAX'ın kuruluşunda liderlik yapardım. Fransa ile Almanya ile beraber liderlik yapardım. COVAX neydi? COVAX insanların aşıları test ederek kalitelerini bilimsel olarak onaylayarak alalım dedikleri bir network, bir yapı. Bir, aşıyı kaliteli alacağım, bilimsel değerlendirmesini yapacağım. İki, aşıyı doğrudan üreticiden alacağım. Üç, dünyada aşıya ulaşamayan ülkeleri de kollayacağım. Nasıl kollayacağım? Bir, o aşı alamayacak gücü olanlara şart koşacağım firmalar ücretsiz aşı verecekler. İki, kardeşim düşük ücretle ver, ben finanse edeceğim. Üçüncüsü, ben normal fiyatıyla alacağım, onlara bağışlayacağım. İşte bunu sağlamaktı. Bir defa COVAX'in içerisinde lider ülke olarak yer alırdım. Ve yumurtalarımı aynı sepete koymazdım. Ne yapardım? Çok mu meraklıyım Sinovac'a? Özel sebeplerim mi var? Hısımım, akrabam mı var? Onları zengin mi edeceğim? Peki, öyle bir şey yapacaksan %10'unu onlardan ısmarla. Ama güzel kardeşim, orada BioNTech varken, orada efendim AstraZeneca varken, orada Amerika Moderna varken, ben sepetime sadece çürük yumurta seçip koymam. Ben sepetime çok farklı yumurtaları alırım ve tek sepete koymam, farklı sepetlere koyarım. Türkiye'nin ne kadar aşıya ihtiyacı var? Ben aşağı yukarı 200 milyon dozluk bir anlaşma yapardım Türkiye için. Çünkü bizim 80 küsür milyon nüfusumuz var. İlk aşamada çocuklar yapılmayacak gibi görünüyor ama gelişen dönemlerde ne olur bilemeyiz. O nedenle ben bütün yurttaşlarıma önce iki dozu yaptıracak kadar, yani 50 milyon insana yaptıracaksam 50-50-100 milyon dozu alırım. Ondan sonra 6 ay sonra, eğer koruyucukları 6 ay ise 6 ay sonra ikinci defa aşılayacak kadar bir 100 milyon doz daha alırım. 200 milyon dozla başlarım. Başlangıcım 200 milyon doz olur. Böyle 50 milyon dozla, 3 milyon dozla filan. Yani sizin lokantanız var. Efendime söyleyeyim, lokantaya ekmek alacaksınız. Garsona, koş çocuğum bakkaldan 3 tane ekmek al gel diyorsun. Böyle komiklik olmaz. Lokanta fırından alır. Yüzlerce ekmek alır. Bakkaldan 3 tane ekmek almaya göndermez. Türkiye'de yapılan 3. faz çalışmasının güvenilirliği ve koruyuculuğu ne? Şimdi 3. faz çalışmalarındaki güvenlik veyahut da aşı sonuçları, koruyuculuğu, antikor açıklanır. Açıklanır da size kimse inanmaz. Açıklandığına göre demek ki açıklanabiliyor, ona bir engel yok. Kimse kimsenin ağzını tutmuyor. Onun için açıklanır. Açıklanır ama size kargalar güler. Hangi organlarıyla güler, ona bakmak lazım. Şimdi bakın, dünyada şu anda onayları alınmış, uygulamaya başlanan aşılar 35 bin, 40 bin, 50 bin insan üzerinde yapılan çalışmalarla açıklandı. Yüzlerce vakaya ulaşıldıktan sonra açıkladı. Siz başkasının 35, 40 bin, 50 bin de yaptığı çalışmayı böyle apar topar, ayaküstü, efendim 300 kişi de, 500 kişi de, 1000 kişi de yapıp 500 kişiyle sonuç açıklarsanız sadece ve sadece komik duruma düşersiniz. Açıklar mısınız? Açıklarsınız. Kimse inanır mı? İnanmaz. Ben inanır mıyım? İnanmam. Neden inanmam? Ortada sadece bilimsel bakış açısının olmadığına dair o kadar çok belirti var ki. Yani neden Sinovac? Niye bir sürü dünya çapında şirketler dururken neden Sinovac? Hani Çin'in de kendi devlet aşısı var. Çin'in kendi halkına uyguladığı aşı var. Bari illa Çin'den alacaksan oradan al. Yani gidip de Sinovac'ın peşinde, kuyruğunda dolaşmanın ne manası var? Bir defa bunun tabii açıklığa kavuşması lazım. İkincisi, neden kardeşim 3. faz çalışması yapılmış aşıyı almıyorsun da
Üçüncü faz çalışması hiçbir yerde yapılmamış. Çin'de de yapılmamış aşıyı alıyorsun. Yani biz aşı mı olacağız, denek mi olacağız? Ha, üçüncü faz çalışmasının Türkiye'de yapılmasına da bir itirazım yok. Ama namuslu bir birinci ve ikinci basamakta fazlarda çalışmalar yapılır. Üçüncü faz çalışmaları namuslu bir şekilde planlanır, kamuoyuna açıklanır, örneklem büyüklüğü açıklanır, araştırmanın çalışmanın nasıl yapılacağı, kaç vakaya gelinince sonuçların nasıl açıklanacağı, çift gör çalışmasının nasıl yapıldığı, araştırmanın başında kimin olduğu, kriterlerin neler olduğunu bunları açıklarsın. Ben bir bilim insanı olarak bakarım, evet ya ülkemizde de bu iş ağırlı namuslu yapılıyor derim. E bunu da yapmıyorsun. Üçüncüsü, sonuçları apar topar açıklıyorsun. Bir defa bir ilaç firmasının, bir aşı firmasının sonucunu bir devlet açıklamaz. O firmanın işi. Sen firmanın pazarlama müdürü müsün, satış müdürü müsün, aşı kontrol grup müdürü müsün, ortağı mısın, yönetim kurulu üyesi misin, paydaşı mısın, kurucusu musun, nesin kardeşim? Senin üstüne vazife mi bir Çin'in özel şirketinin sonuçlarını açıklamak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevi midir? Bir defa buradan benim midem çok kötü bulandı. Çok kötü bulandı. Kolay kolay bulanmaz. Pis boğaz bir adamımdır. Ne yesem yiyeyim midem bulanmaz. Ama bu benim midemi bulandırdı. Ondan sonra peki adama sormazlar mı? Kardeşim, Brezilya 3 defa bunu erteledi. Niye erteliyor sonuçları açıklamayı? Endonezya sonuçları açıklayamadı. Firmanın kendisinin üçüncü faz çalışması yok. Şimdi milyonlarca insana yapılacak aşı bizim bakanlığın açıkladığı işte 1500-2000 kişide rastlanan veya rastlanmayan efendim bu güvenilir, koruyucu. Böyle bir şey yok. Şimdi bir defa açıklanan şeyler antikor oluşturma. Antikor oluşturmakla hastalıktan korunmak başka şeylerdir. Ben sizin kanınızda antikor oluştururum ama oluşturduğum antikor sizi hastalıktan korumaz. Peki hocam bunun koruduğunu anlamak için ne yapmam lazım? Burada 20-25 bin kişiye yaparsın. Burada da 20-25 bin kişiye yaparsın. Ondan sonra bakarsın ki burada 300 kişi hastalandı. Burada 10 kişi hastalandı. Ve dersin ki ha bak 310, 30 kat demek ki bu koruyor. Bizde bu veri var mı? Yok. Şimdi şöyle, efendim devam ederlerse buradaki sayılar zaten düşük gelecekmiş. Yani bilim varsayımla yapılmaz. Bir rezalet daha söyleyeyim size. Bu aşılar 18-59 yaş üzerinde denendi. Birinci ve ikinci faz çalışmaları 18 ve 59 yaş üzerinde. Türkiye'de de sağlık çalışanları üzerinde ve sonra gönüllüler üzerinde çalışılmaya başlandı bu küçük sayı, küçük örneklem. Orada da 18-59 yaş arası, hatta 59'a pek yaklaşan da yok yani, daha da gençler. Ondan sonra açıklama, biz önceliği yaşlılarımıza vereceğiz. Hangi yaşlarına vereceksin? Yaşlar üzerinde birinci faz, ikinci faz çalışması dahi yapılmamış aşıyı, üçüncü fazı da dahil etmiyorsun ve 65 yaş üstüne vereceksin. Bak kardeşim, benim anam da babam da memleketimde 60 yaş üstünde yaşayan herkes de çok kıymetli. Ben ne kendim yaptırırım, ne anama babama yaptırırım, ne de memleketimde yaşı 60 ve üzerinde olan tek bir kişinin yaptırmasını tavsiye ederim. BioNTech aşısı ne kadar güvenli? Koruyuculuk garantisi var mı? Kamuoyunda yaratılmaya çalışılanın aksine BioNTech en güvenli aşıyı üretmiştir. Çünkü messenger RNA aşıları ateş ettiği zaman hedefi 12'den vurur. Öbürü çok saçma atan tüfekler gibi atarsınız, dağılır artık kime denk gelirse. Bu eski tip aşılar kime denk gelirse aşılarıdır. Messenger RNA aşıları doğrudan düşmanı gözünden vuran aşılardır. Efendim bunların gerekli ne olacağı belli değil filan. Bu aşılar 10 ayda geliştirilmedi. Bu aşılar 15 yıl artı 10 ayda geliştirildi. Biz bu aşıların ne tür etkileri olabileceğini veya olmayacağını kanser araştırmalarından biliyoruz. O sebeple bu böyle bir antipropaganda yapılıyor. Bunun bilimsel bir temeli yoktur. Efendim bilmem kaç sene sonra bilmem ne olursa o teorileri yaptığımız zaman hiçbir gelişmeye, hiçbir ilerlemeye sıcak bakamayız. Messenger RNA aşısıyla üretilen virüsün o çıkıntılı spike proteini, S proteini denen kısmını tanıtıyoruz. Eğer bu proteinin benzerleri
vücudumuzda olsaydı, tiroid dokusunda olsaydı, sinir dokusunda olsaydı, damar dokusunda olsaydı, otoimmün hastalıkları geliştirmeye katkısı olabilirdi. Ama insan vücudunda spike proteinine benzeyen en küçük bir yapı yoktur. O nedenle böyle bir otoimmünite olası değildir. Maske, mesafe ve temizlik doğru strateji mi? Bir defa bu hastalığın hijyenle bir alakası yok. İnsanlara gereksiz yere o dezenfektanları kullandırarak zehirliyorlar. Bir takım insanları zengin ediyorlar ama zengin ettikleri insanlar insanları zehirliyor. Çünkü bunlar immünotoksik, immün sistemi zehirleyen maddelerdir. Bu bir. İkincisi bu elden bulaşmaz. Daha başından beri söylüyorum, sizin programlarda söyledim, her yerde söyledim. Elden bulaşmaz kardeşim bu. Elden, ayaktan bulaşmaz. Ağzımdan çıkacak, karşımdakinin burnundan girerse bulaşır. Onun için bu hijyen meselesi değil. Maske mesafe doğru ama ben 4M diyorum. Birincisi mekan, ikincisi müddet. Kapalı alanlara girmeyin ey vatandaşlar. Kapalı alana girerseniz de kısa sürede kalın. Ve ta yine Mayıs ayında söylediğim bir şey vardı. Bizim gelecekteki en tehlikeli bulaşma olacak yer evlerimizdir. Sonbaharda evlerimize gireceğiz. Bulaşmalar büyük miktarda evde olacaktır. Onun için bu eve kapatmalar doğru stratejiler değil. Hafta içinde insanlar dışarıdan alıyor şeyi, virüsü. Hafta içinde kapatıyorsun, garantili evde bulaştırma yapıyor. Onun için bu yanlıştır. Evlere öncelik verelim diye bas bas bağırdık. Hala maske, mesafe, hijyen diyorlar. Mekan, müddet, maske, mesafe. Hijyenle de bir alakası yok. Filyasyonda ipin ucu kaçtı mı? Artık tek çare aşı mı? Şimdi benim ısrarla üstünde durduğum sürveyans. Sürveyans pardon. Sürveyans. Sürveyans neydi biliyor musunuz? Sizin programlarınızda konuşmuştuk. Arabul çalışması. Vakayı arabul, tespit et, tedavi et, başkasına bulaştırmasın. Filyasyon şudur. Bir vakayı buldum. Bu kişi bu hastalığı nereden aldı? Kökünü aramaktır. Halbuki bakan filyasyon adı altında bakanlık temaslı takibi yaptı. Bir, verdiği isim de yanlış. İki, yaptığı iş de yanlış. Önce sürveyans yapacaktı. Sürveyansı kaçırdılar. Ondan sonra temaslı takibine geçtiler. Adını da yanlış koydular. Şimdi artık biz bu aşamaları çok geride bıraktık. Bunlardan elde edilecek, attığımız taşla ürküttüğümüz kurbağayı değdirecek bir şey yok. Ha, eğer Türkiye iyi yönetilen bir ülke olsaydı, mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ben olsaydım, ne yapardım? Bu aşıları farklı sepetlere koyar, ülkeme 200 milyon doz aşıyı baştan hareket eder, erkenden ısmarlardım. Bugün Türkiye niye batıdan aşı bulamıyor? Bitti. Adamlar çünkü erken gelen, kuyruğa giren aşısını aldı gitti. Fırında ekmek kalmadı. Gözün aydın.